Evet, bu dersimizde şu tarz bir animasyon yaptık. O nasıl yapılıyor? Onu işleyeceğiz. Burada biraz noktalı noktalı gözüktüğüne bakmayın. Render modunda biraz daha güzel gözükecek animasyon. Şu tarz bir animasyon olarak gözükecek parlaklığı. Şimdi animasyonumuzu yapmaya başlayabiliriz. File diyorum, niye diyorum? General diyorum. Buna modifier'lar ekleyeceğiz. Şimdi geliyorum modifier sekmesine. Solidify kalınlık modifier'ını ekliyorum. Tabi Z ile de wireframe moda geçtim. Düşürüyorum bunu kalınlığını. Şu şekilde bir değer verdim. Daha sonra bunu kopyalıyorum. Duplicate ediyorum. Bu sefer de boyutunu büyütüyorum. Şöyle bir değer verdim. İç içe küp oldu. Şimdi bunlara bir adet de wireframe modifier'ını uyguluyorum. Çünkü solid modda bu şekilde gözüküyor. Biz solid modda bunun deminki tel frame modda gözükmesini istiyoruz. Bu şekilde wireframe modifier'ını uyguluyorum. Daha sonra geliyorum buradan buna materyal ayarlarından emisyon parlaklık materyalini veriyorum. Herhangi bir renk atıyorum. Gücünü de 50'ye çekiyorum. Şu screen space reflection yansımaları aktif ediyorum. Şu moda geçiyorum. Render moduna geçtim. Herhangi bir değişiklik olmadığını gördüm. Ve burada ayar yapıyorum. Şu yer port 64 çekeyim. Volume yani parlaklık efektini verdim. Bakın fark hemen belli oldu. Screen Reflection değerlerini aktif ediyorum. Birazdan bir küp ekleyeceğiz. Onun da içini görebilmemiz için bunları aktif ettim. Şimdi arka planını da karartayım. Daha güzel bir görüntü alalım. Buradan background seçili dünyaya geldim. Color'ını da sıfırlıyorum. Izgaraları da kapattık mı? Şuradan. Evet, böyle bir görüntümüz var şimdi. Evet, buna animasyon yapmaya gelelim. Solidify'larımızı da animasyon yapacağız. Şöyle açıyorum tekrar Solidify'larımı. Animasyon timeline'ımı da açtım. Sıfırıncı frame'e geldim. Sıfırıncı konumdayken sağ tıklıyorum. Insert keyframe, anahtar keyframe ekliyorum. Geliyorum 60. frame'e. 120 frame'lik bir animasyonumuz olacak. 120 yaptım bitimine. Animasyonun 60. frame'deyken şöyle küçültme işlemi yapacağım buradan. Tam ters işlem. Bakın. Büyük küçüldü. Küçük aynı şekilde büyüğün hizasına geldiğinde bırakıyorum. Ve sağ tık Insert Keyframe diyorum. 0.7 idi. Hatta bakalım. İlk baştaki keyframe 0.7 idi. 60'ta 3'e çıkardık. Sonra tekrar 120. frame'de eski haline gelmesini istiyoruz. 0.7 yapıyoruz. Ve Enter tuşuna basıp sağ tık Insert Keyframe deyip keyframe'imizi veriyoruz. Bakın bu şekilde bir animasyonumuz oldu. Sıfırıncı keyframe'ime geliyorum. Şimdi sahneme ızgaraları açayım. Solid moda geçeyim. Shift A ile bir adet daha küp ekliyorum. Scale'liyorum, büyütüyorum. Onu içine alacak şekilde büyüttüm. Daha sonra geldim materyal ayarlarına. Niye materyal dedim? Pürüzsüzlüğünü tamamen pürüzsüz yapıyorum. Transmission iletim değerini 1'e çekiyorum. Buradan yansımaları aktif hale getiriyorum. Render ayarları modundan screen reflection'ları açmıştım zaten. Şimdi render modunda görelim neler olduğunu. Buradan bunu da fulluyorum. Opak değerini alpha blend yapıyorum. Şu show back face'i kaba diyorum. İkinci nesnemizin burası Screen Space Reflection'ı açık olacak geçirgenliği. Alpha Blend yapıyorum. Transmission'ı fullledim. İletim değerini ve pürüzsüz, tamamen pürüzsüz yaptım. Roughness'ı sıfırladım. Daha sonra render modunda Reflection'ı açtım. Ve bunu Bloom olarak yani yansımaları açtım. Motion Blur'ı açtım. Bunu da bir olarak fullledim. Gözükmemesinin sebebi küpümüzün materyal ayarlarında yansımasını geçirgenliğini aktif ettiğimizden dolayı bu şekilde şimdi küpümüz
geçirgen yeni kapatınca eski haline döndü. Şöyle geliyorum. Bu şekilde bir animasyonumuz var. Şimdi bunu hem dönmesini istiyoruz. Bu yüzden sırasıyla seçiyorum. Önce en son yaptığım küpü seçiyorum. Sonra ilk yaptığım küpü Shift'e basılı tutup seçiyorum. Ctrl P ile Object diyorum. Birbirine bağlıyorum bunları. Ebeveyn ilişkisi olarak. Şimdi en dıştaki küpü obje ayarlarına geldiğimde döndürdüğümde ikisinin bir döndüğünü gördük mü olay tamamdır. Şimdi sıfıra çekiyorum tabi değerleri. Sıfıra çekiyorum. Keyframe 1'deyken sıfırdayken bu sıfır değerine insert keyframe diyorum. Diğerine de hepsine insert keyframe verdi. Tamam, sıkıntı yok. Bu ikisini 120. frame'e geliyorum. Son frame'ime. Şu ikisinin değerini 360 derece yapıyorum. Ve ikisine yine keyframe'ler atıyorum. Şimdi izleyelim. Bu şekilde bir dönme animasyonumuz oldu. Şimdi ızgarayı kapatayım. Böyle bir görünümümüz var. Render image modunda bir bakalım. Nasıl bir görüntü çıktığını. Evet, böyle bir görüntümüz çıkıyor. Render alma işlemine geçelim. Bunun için sahneye bir adet kamera eklememiz lazım. Şöyle kameramız var zaten. Bir adet. Şöyle açımı tamamladıktan sonra Ctrl Alt 0 diyorum. Görüş açıma geliyor. N ile şu sekmeyi açıp View menüsü altından Camera to View'i aktif hale getiriyorum ve kamerada hizalamalara yapıyorum. Şöyle hafiften çektim. Bu şekildeyken render bölümüne geliyorum. IV ile alacağım render'ı. Çıktı ayarları bölümüne geliyorum. 30 FPS olarak ayarlıyorum. Saniyede 30 kare ilerleyecek yani. Toplamda bu 4 saniyelik bir animasyon olacak. Ve çıktı klasörümü seçiyorum. Çıktı formatı FFmpeg video olarak seçiyoruz. Encoding işlemini de MP4 olarak seçip H264 medium quality bu ayarları yaptıktan sonra render animation deyip animasyonumuzu render işlemine başlıyoruz ve animasyonumuzun render işlemi bittiğinde seçtiğimiz klasörde MP4 formatında ulaşabiliriz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi çalışmalar diliyorum.